Manisa'da hizmet veren eğitim sendikaları kontenjan şokuyla karşı karşıya kaldı. İddialara göre Ankara'ya gönderilen yazı doğrultusunda eğitimde bir takım değişikliklere gidilecek. %30 akademik eğitim, %70 ise mesleki eğitim olacak. Yani TEOG sınavı sonrasında Anadolu liseleri geçtiğimiz yıllara göre daha az öğrenci alacak. Böylelikle Anadolu liselerine girmeye hak kazanamayan öğrenciler meslek liselerine yönlendirilecek. Manisa il ve ilçelerinde bulunan Anadolu liselerinin %90'ında kontenjan azaltılırken bazı okullarda sınıflar kapatıldığı bildirildi. Efendim, bu Anadolu liselerindeki öğrenci kontenjanlarının azaltılmasıyla ilgili olarak bir yazıyı Ankara'ya gönderdiklerini ve bu Ankara'ya gönderilmiş olan yazı doğrultusunda da Manisa'da bulunan Anadolu liselerinin kontenjanlarının düşürüldüğünü ama Anadolu meslek liseleri kontenjanlarının da arttırıldığı haberini daha önceden ben kendim bir şekilde bilgi sahibi olmuştum. Ama bu konuyla ilgili olarak Sayın Vali, efendim bu eğitim iş kolunda mevcut olan Manisa'daki sendika başkanlarıyla veya yönetim kurullarıyla bu konuyu herhangi bir şekilde görüşmeksizin efendim kontenjanlarının düşürülmüş olmasının mantığını çok anladığımı da söyleyemem. Neden anlamıyorum onu da şu şekilde ifade edeyim. Siz Anadolu Meslek Lisesi kontenjanlarını arttırırken bu konuda efendim Anadolu Meslek Liselerinin binalarını mı genişlettiniz? Efendim dershane sayılarını mı arttırdınız da efendim Anadolu Meslek Liselerinin kontenjanlarını arttırıp Anadolu Liselerinin kontenjanlarını düşürüyorsunuz? Bu Manisa'daki efendim ortaokulu bitirmiş olan ve TEOG sınavına girmiş olan öğrencilerimiz için fevkalade kötü olmuştur. Tabii ki Anadolu liselerine öğrencilerimiz girmediğine ve giremeyeceğine göre büyük bir ihtimalle Anadolu meslek liselerinde yığılma olacaktır. Bu yığılma neticesinde de ihtiyaca nasıl cevap verileceğini çok merak etmekteyim. Şimdi basın mensubu ve kamuoyunda bu konuyla ilgili hiçbir basında ve kamuoyunda bu konuyla ilgili hiçbir bilgi ve belge bizde yayınlanmadı. Vali Bey bu konuyla ilgili bireysel anlamda tasarrufunu kullanmış. Anadolu liselerin bu konuda kontenjanları düşürmüş. Oradan alttan kısımda meslek liselerine bir yönlendirme yapılmış. Şimdi işin en vahim verici boyutu bu konuda en azından bir takım sendikaların, demokratik kitle örgütlerinin görüşlerinin alınması gerekirdi. Bunun nasıl bir uygulama olacağını, nasıl düşürüleceğini bizlere bu konuyla ilgili danışmaları gerekirdi. Hiçbir konuda bu konuda görüş vermedik. Hiçbir sendikanın da bu konuda fikrine, düşüncesine falan başvurulmadığını öğreniyoruz bugün itibariyle. Bu tamamen keyfi bir uygulama haline dönüşmüş ve bazı okullarda 2-3 sınıfın hatta kapatıldığına dair bilgiler tarafımıza ulaşmış durumda. Bunlar şöyle bir genel bir periyot anlamında değerlendirildiğinde hangi maksatla, neye dayanarak, hangi düşüncelere hizmet etmek maksadıyla bu gibi uygulamaların yapıldığı kamuoyundan maalesef kaçırılmış durumda. Bu bilgiler kamuoyuyla paylaşılmalıydı, kamuoyuna verilmeliydi ve burada tüm vatandaşlarımız Manisa Valiliği'nin bu uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmalı. Alınan karardan kimsenin haberi olmadığını ifade eden Türkiye Eğitim Sen Şube Başkanı Recep Varlakman ve Eğitim İş Manisa Şube Başkanı Cem Ok, değişimle ilgili hiçbir altyapı hazırlığı olmadığını söyledi.